Bir dakika. Alo. Alo. Ha, orası 674-3105 mi? Evet, dedektif komiser Thompson konuşuyor. Buyurun. Çok güzel. Bu sefer doğruca bulabildim sizi. Ben Bayan Smith'im. Bayan Smith mi? Kent Caddesi'ndeki bu sabah bize gelmiştiniz. Evet, evet, hatırlıyorum. Hanımınızın bu evden haberi yok sanıyordum. Yok. Ben izah edeyim. Alo. Affedersiniz Bayan Smith. Yine mi hatlar karışıyor? Efendim? Son defa bu numarayı çevirdiğimde derin derin soluyordu birisi. Birisi mi soluyordu? Anlıyorum. Ben açıklayayım, bak yanlış olacak. Oturun, oturun yerine. Alo. Affedersiniz Bayan Smith, birisi araya girdi de. Kocamın davranışları beni endişelendiriyor. Kocamızın davranışları mı? Ne diyor? Sen de sus, kör oğlum! Alo. Efendim? Son zamanlarda bir hayli tuhaf, nasıl desem, şey gibi. Şey gibi ha? Senin ne mal olduğunu anlamış galiba. Bakın, telefon edip 5 dakikaya kalmaz oradayım dedi. 20 dakika oldu, ortalarda yok. Sonra biliyorsunuz olup bitenlerden endişe duyuyorum. Biliyorum, biliyorum ama niye bu numarayı aradığınızı merak ettim. Ben açıklayayım. Sen sus! Otur! Alo. Affedersiniz. Kocamla ilgili olarak aradım. Kocanızla mı? Evet. Sizin sır ortaya çıkmış, tatlım mı? Affedersiniz. Niye bu numarayı çevirdiğinizi sormuştum. Ay sizi bulacağım en emin numaranın bu olduğunu söylemiştiniz ya. Ne? Beni mi? Burada mı? Evet, sizi ve adamlarınızı. Hangi adamları mı? Altınızdaki adamları. Ne? Ay siz orada çalışmıyor musunuz kuzum? Bir dakika Bayan Smith, beni kocanızın işlerine karıştırmaya kalkışmayın. Aa, size bunun için para verdiklerini sanıyordum. Ben onlardan değilim. Belki size ufak geliyordur ama. Ufak mı geliyor? Yeter! Yeter artık, bu kefasiyi yıkanmasın. Tamam, evet, evet. Kusura bakmayın Bayan Smith, son zamanlarda her önüne gelen çamur atıyor polise. Ama ben namuslu, dosdoğru bir polis memuruyum. Bana ne kocanızla Bay Gardner o biçimse? O biçim mi? Şüphelerinizin doğru olduğunu söylemek üzücü ama Bay Gardner'ınki oldukça eski, kocanız daha yeni olmuş. Yeni mi olmuş? Evet. Ama John Pippoichel. Fark etmez, istersen argile içsin. Yine de olmuş. Aman Allah'ım. İkisi de yanında şu anda, her şeyi kabul ettiler. John da Stanley mi? Evet, ikisi birden. Onları tutuklamadınız ya. Maalesef. Gayri kanuni olmaktan çıktı artık böyle şeyler. Öyleyse ne işleri var karakolda? Ya ne karakolu? Birlikte yaşadıkları evdeyiz. Zeynep 47 numara Putney. Hey. Alo. Bayan Smith. Karınız. Hey. Nereye gidiyorsunuz sanıyorsunuz kız lan? Ha? Sen etmeliyim diye düşünüyorum. Ben de benim eserim. Ben senin yerinde olsam memleketi terk ederdim. Ne fena fikir değil tabii. Ben de karakola dönüp raporumu yazdım. Orada da büyük bir yanlışlık var. Aa! Haklısın sen. Bana kalırsa sen ortaya çıkana kadar Bay Smith'in mutlu bir evliliği varmış. Yanlışlık orada. Ben bu civardaki yaratıkların en akıllısıyım. Hayatımda gördüğüm en güzel şey. Asla ölmez. Bir gün beni bu güzel derinden çıkarken göreceksin. Daha yeni, daha güzel bir ve daha güzel bir yılan. Doğrudur. Hayatımda gördüm. Harika bir şey. Niye sen de her seferinde tekrar tekrar ve daha güzel olarak doğmuyorsun? Ha? Fakat bundan hoşlanmayabilir. Tekrar yeni olmak hoş olabilir. Fakat eskilerin toprağın üzerinde benim benzeri olarak duracak ve tabii Adem'in kuruyup büzüştüğünü görecek. Hayır. Adem'in bu durumu görmesi gerekmiyor. İkinci bir doğum daha var. İkinci bir doğum mu? Evet. Hoş geldiniz bana. Ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Biraz rahatsızsın ben. Oturunuz lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Bana büyük bir iyilikte bulunabilirsiniz. İnşallah beni boş çevirmezsiniz. Yatağımda yatıp iyileşmeye çalışan adım birden bir işini atlar. Hem de hiç sebepsiz.
Vah vah, pek üzüldüm. Ama bunun bizim bankayla ilgisini göremiyorum adam. Sabahtan akşama kadar, beş aydan beridir yatağın başında oturuyorum. Sabahtan akşama kadar ne dedin, iki dedim. Akşamdan sabaha kadar başını üstüne oturdum. Tabi bu arada evin içleri bekler, yerleri süzdüm. Hasta kız kardeşim, balığını besle, kuşunu besle. Boşuma hasta. Kız kardeşim, başı dönüyor. Durmadan başı dönüyor. Bir aydır baş dönmesi böyle arttı. Bak hele, bununla beraber siz. Ah neler çektim bilemezsiniz. Kız kardeşimin kendisine, keçisine, çocuklarına bakmak bana düştü. Sonra kız kardeşimin kuşu bizim kedilerden birini ısırdı. O üzerine bizim çocuklar kız kardeşimin kuşunu boğdu. Daha sonra kolu sarıldı büyük kızım, kız kardeşimin keçisini boğdu. Ve kız kardeşim de haklı olarak keçi istiyor. Keçi vermezse ya kediyi boğacakmış. Ya da büyük kızımı kömür kalıbına kıracakmış. Gerçekten derdiniz başınızdan aşkım. Üzülmemek elde değil ama yine de bizimle ilgisi buradan yanlış yere gelmez. Davanızda ne kadar haklı olursanız olun, bizimle bir ilgisi yok. Kocanızın çalıştığı acentaya gideceksiniz. Ne demek istiyorsunuz? Buraya gelene kadar tam 5 tane acentada dolaştım. Hepsi kapıdan def etti beni. Çıldıracağım. Saçlarım dökülüyor. Tutam tutam saçlarım dökülüyor. Bakın, evde böyle tutam tutam dökülme saçlarım var. Saçlarınız yerli yerinde dursun madam. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Burası banka! Banka! Biz burada bankacılık işleriyle uğraşırız. Bize yatırılan paraları kasalarımızda saklarız. Ne dediğimi anlıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Size yardım edemem diyorum. Bana yardım edemeyecek misin söylüyorsunuz? Söylemeye çalışıyorum ama meramımı anlatabildiğimden pek emin değilim. O çatkin! Biliyorsunuz, üstlerimi oruç tutuyorum, indirdiği dönüm. Yemek istiyorum, midem ağrıyor. Bugün ağrı tas kahveyi, tam 3 kere içti. Ocak gün! Bakın, bakın, ne kadar da istedim. Durup durup bayılıyorum. Bakın, bakın, ağrıyorum. Dinler misiniz?
akşamlar beyefendi. Acaba bu akşam biraz eğlenmek ister miydiniz? Efendim, anlayamadım. Tanrımız olur musunuz beyefendi? Eğlenmek, gönül eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek. İnanam anlatabiliyor muyum? Anladım sonra. Ama yanlış kapı çaldın. Efendiden bir adama böyle tekliflerde bulunmayacağını bilmen gerek. Ömrünüzde böylesin.